Arkadaşlar üçgenler konusunu bitirdik. Şimdi yeni bir maceraya başlıyoruz. Çokgenler konusuna başlıyoruz. Şimdi çokgenler konusunda bilmemiz gereken neler? Şimdi çokgenlerin kendine has özellikleri var. Bu özelliklerin yanında üçgenleri ne yapmamız lazım? Çok iyi bilmemiz lazım değil mi? Evet. Yani üçgenleri eğer bir soruda herhangi bir soruda diyelim ki çokgen sorusu çözerken veya bu kare olur, dikdörtgen, yamuk vesaire neyse artık. Bunu çözerken ne yapacağız? Bir gönderme yapacağız. Nereye gönderme yapacağız? Diyeceğiz ki üçgenlerde şöyle bir konu vardı. Evet. Bunlara dikkat etmemiz gerekecek diyeceğiz. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Eğer o konularla ilgili bir bilgi eksikliğimiz varsa o videoları tekrar izleyip tekrar not alıp şey yapabiliriz. Vira bismillah deyip başlayalım değil mi? Başlayalım hocam. Şimdi arkadaşlar diyelim ki düzlemde 3 veya 3'ten fazla noktamız olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye noktalarımız olsun. Yani bunları da isimlendirelim. A1, A2, A3, AN diyelim. Şimdi bu noktaları ben birleştirdiğim zaman herhangi 3 tanesi doğrusal olmayacak şekilde. Yani herhangi 3 tanesi doğrusal olmayacak şekilde kastettiğim şu. Diyelim ki şöyle bir A1 noktamız var arkadaşlar. Şurada da bir A2 noktamız var. Bunları birleştirdik. Herhangi üçü demiş ya. Yani bundan sonra gelecek olan nokta diyelim ki A3 bunun doğrultusunda olamaz. Aynı doğrultuda olamaz. Evet. Bu olmaması lazım. Olmadığında bunları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bu birleşim kümesine biz ne diyoruz? Çokgen diyoruz. Esasında engen demek daha mantıklı değil mi? Çünkü kenar sayısına göre ne olacak? İsimlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu çokgenlerimizi, engenlerimizi tanıyalım değil mi? Tanıyalım. Çokgenlere isim verirken biz kenar sayısına göre isim vereceğiz. Mesela kenar sayısı 3 ise arkadaşlar üçgen diyeceğiz. 4 ise dörtgen, 5 ise beşgen bu şekilde devam edip gidiyor. Şimdi öncelikle bak bu çokgenimiz farklı değil evet. mi? Bu çokgenimiz biraz daha değişik değil mi? Demek ki bunların isimleri farklı oluyormuş. Peki bunların isimleri neler? Arkadaşlar bakın bu çokgene biz dış bukey çokgen diyoruz. Ya da diğer bir deyişle konveks çokgen diyoruz. Yazalım hemen dış bukey. Peki dış bukey çokgen olduğunu bukey diyelim. Konveks de denir. Konveks de denir. Dış bukey çokgen olduğunu nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Bu bizim kapalı şeklimizde içinde herhangi iki nokta aldığım zaman ve bu noktaları birleştirdiğimde oluşan doğru parçasının hiçbir noktası dışarıda kalmıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Dış bukey çokgen diyeceğiz. Ama herhangi iki nokta aldığımızda birleştirdiğimizde en az bir nokta dışarıda kalıyorsa arkadaşlar buna da iç bukey çokgen diyeceğiz. Ve bunun diğer adı da arkadaşlar konkav çokgendir. Ama biz daha çok neyi inceleyeceğiz arkadaşlar? Konveks çokgenleri yani dış bukey çokgenleri inceleyeceğiz. Şimdi çokgenleri bir tanımaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bir dış bukey çokgenimiz bakın burasına iç açı diyoruz. Buraya da dış açı diyeceğiz. İç açıyla dış açının toplamı neydi? Hatırlayalım 180 derece değil mi? Evet. Şimdi çokgenimizde bir de ne var? Az önce bahsettik. A, B, C, D, E. Bunlara köşe diyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda ardışık olmayan iki köşenin birleşimine de arkadaşlar köşegen diyeceğiz. Bakın EB bir köşegendir. EC bir köşegendir değil mi? Evet. Aynı şekilde BD de nedir? Başka bir köşegendir. Tabii bunlarla ilgili çok değişik özelliklerimiz var. Şimdi bu özelliklerimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi bir çokgenin bir köşesinden kaç tane köşegen geçer? Bunu bir kağıt verir misin oradan arkasına çizelim. Kaç tane köşegen geçtiğini bulmak için. Şöyle yapalım. Dört kenardan başlayalım değil mi? Tamam. Kırcım. Şimdi bir tane dörtgen çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir dörtgen çizdim. Herhangi bir köşeden bakalım kaç tane köşegen geçiyormuş değil mi? Şuradan aldım. Aa bir tane geçti değil mi? Başka çizebilir miyim buradan? Hayır. Şöyle sadece B köşesinden çizebildiğim köşegen sayısı 1 oldu. Bakın dörtgende bir tane çizdim değil mi? Hı hı. Bir tane beşgen alalım. Şöyle. Bu da beşgenimiz olsun. Diyelim ki A kenarı B, C, D, E diyelim. Bakalım burada kaç tane çizebiliyorum. Şunu farklı bir renk alayım. A köşesinden başladım. 1. 2 tane köşegen tane. Çizdim değil mi? Oo, burada da beşgende de ne yapmışız? 2 tane köşegen oldu. Çizmişim. Dikkat ediyor musun? Aralarında nasıl bir fark var? 3'er fark üçer var. 3'er fark var. Bir 6'yı da deneyelim bakalım. Deneyelim. Altıgende nasıl oluyormuş? Şöyle herhangi bir altıgen çizdim. Bu köşeden alalım. Buradan çiziyorum bir tane. Hemen şu 1, şu 2, şu da 3. köşegen değil altıda mi? 6'da da 3 tane. Demek ki arkadaşlar bir çokgende
Kenar sayısı n'se ve bir köşesinden kaç tane köşegen çizebiliyormuşum? N-3. Kenarın 3 eksiği kadar. N-3 tane ne çiziyormuş? Köşegen çiziyormuş. Peki bir köşeden çizilen köşegenler çokgeni kaç tane üçgensel bölge ayırır? Örneğin şuna bakalım bak. Burada kaç tane üçgensel bölge ayırdı? 2 tane üçgensel bölge ayırdı. Burada 1, 2, 3 tane üçgensel bölge ayırdı. Burada 1, 2, 3, 4 tane üçgensel bölge ayırdı. Bak kenar sayısının ne kadar eksiği? 2 eksiği. Bakın arkadaşlar kenar sayısının 2 eksiği kadar ne yapmışız? Üçgensel bölgeye ayırmışız. O zaman buna ne diyeceğiz? En kenarlı bir çokgende bir köşeye ne yapıyormuş? Bir köşeden çizilen köşegenler en eksi 2 tane üçgensel bölgeye ayırıyormuş diyoruz. Peki iç açıları nedir demiş. Şimdi arkadaşlar şunu alayım ben tekrar. Çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar iç açılar toplamını sormuş. Bakın burada kaç tane üçgen var? 1, 2, 3 tane. Bir tane üçgen neydi? 180 dereceydi evet. İç açılar toplamı. 3 tanesi ne yapar? 3 çarpı 180 yapar değil mi? Doğru. Mesela 4 altıgende 1, 2, 3, 4 tane üçgensel bölge vardı. 4 çarpı 180, 180 diyeceğim. Yani üçgensel bölgeyle üçgensel bölge sayısıyla üçgenin iç açılar toplamını çarparsam neyi buluyormuşum arkadaşlar? Bir çokgenin iç açılar toplamını buluyormuşum. O zaman ne diyelim buraya? İç açılar toplamı n-2 çarpı üçgensel bölge sayısı evet. Çarpı 180 bize neyi verecek arkadaşlar? Üçgenin iç açılar toplamını. Peki dış açılar toplamı nedir? Arkadaşlar dış açılar toplamı çokgenin her zaman 360 derecedir. Yani hem üçgende 360 derecedir, hem dörtgende, hem beşgende, hem altıgende her zaman ne olmak zorunda? 360 derece olmak zorunda. Peki köşegen sayısı nedir dersek arkadaşlar? Şimdi şöyle düşünelim. Köşegen sayısını şöyle yapalım. Ver, Koray'ım. Ver. Bunun üstünden gösterin. Şimdi bu köşeden kaç tane köşegen çıkmıştı? A köşesinden 2 tane çıkmış değil mi? Aynı şekilde B köşesinden de 2 tane çıkacak mı? Evet. Bakın şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan da 2 tane çıkacak. C'den de 2 tane çıkacak değil mi? Evet. Her birinden 2'şer tane çıkacak. Yani köşe sayısı kadar ne olacak? Köşegen çıkacak değil mi? O zaman şöyle yapalım mı? Köşe sayısı neydi? N taneydi. Evet. Her birinden n-3 tane köşegen çıkacağına göre ama şöyle bir şey var Koray. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Şimdi siz A'dan D'ye bir köşegen çıktığınız zaman D'ye geldiğinizde ne yapacaksınız? D'den de A'ya çıkacaksınız değil mi? Yani bir köşegeni 2 defa hesaplamış oluyorsunuz. Onun için ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. O zaman neymiş diyoruz? Bir çokgende köşegen sayısı n çarpı n-3 bölü 2'ymiş diyoruz. Peki bir çokgenin çizilebilmesi için ne gerekiyormuş? En az n-2 tane uzunluk bilmek gerekiyor. En çok da n-1 tane ne bilmemiz gerekiyor? Açı bilmemiz gerekiyor. Yani toplam 2n-3 tane eleman bilirsek biz çokgeni ne yapıyoruz? Belirleyebiliyoruz, çizebiliyoruz. Şimdi örneklerimize geçelim. Geçelim hocam. Bir 12'genin iç açılar toplamı kaç derecedir demiş. Öncelikle arkadaşlar 12'gende kaç tane üçgensel bölge oluşuyordu? Üçgensel bölgeyi nasıl buluyorduk? N-2 şeklinde buluyorduk değil mi? İç açılar toplamını N-2 çarpı 180 diyorduk. Ne olacak o zaman? 12-2 çarpı 180 dersem 10 çarpı 180'den ne olacaktır? 1800 olacaktır. İç açılar toplamı diyoruz. Peki dış açılar toplamı nedir? Direkt yazıyoruz arkadaşlar. O değişmiyor. 360 derece. Düzlem geometride hiçbir zaman dış açı toplamı değişmiyor. Evet. Dış bükey bir çokgenin en çok kaç tane iç açısı dar olabilir demiş. Değişik bir soru değil mi? Evet. Yani konveks bir çokgenin diyor en çok kaç tane iç açısı daralabilir diyor. Şöyle bir şey yapalım mı Koray? İç açı yerine biz dış açıyı alalım mı? Sonuçta iç açı ne kadar dar açı varsa iç açı dış olarak açı ne kadar genişse... o kadar geniş olacak değil mi? Evet. Yani şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bir çokgende en fazla kaç tane iç açının dar açı diye sorduysa eğer burası darsa o zaman burası ne olmak zorunda? Geniş olmak zorunda. Bak alışkanlık eskiden A'nın üzerine böyle şapka koyduruyorlardı. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Darsa arkadaşlar ne olmak zorunda? Geniş olmak zorunda değil mi? O zaman ben şöyle bir şey yapabilirim. Bir çokgenin en çok kaç tane dış açısı genişse o kadar da ne olacaktır? Dar açısı vardır diyeceğiz iç açı olarak. Şimdi peki bir çokgenin dış açılar toplamı kaç dereceydi? 360 derece evet. Değil mi? 360 derece ise bir çokgenin dış açıları geniş olarak en fazla kaç tane olabilir? Şimdi şöyle düşünelim. Geniş açı neydi? 90'dan büyük olması gerekiyordu değil mi? O zaman 91 alırız. 91 alsak mesela. Hepsi, ya da hepsini 90 alalım.
geniş olmasın. Tamam mı? Önce 90 alalım. 4 tane 90 almak zorundayım değil mi? Evet. Başka bir alternatifim var mı? Hayır. Yani 4 tane 90'ı çarptığım zaman 360 yapar. He, 91 aldığımda ne oluyor? 360'tan büyük oluyor değil mi dış açılar? O yüzden 3 tane zaman alabiliriz. Ne olmak zorunda? 3 tane olmak zorunda. Yani bir çokgenin arkadaşlar dış açıları geniş olabilecek şekilde en çok 3 tane yazabiliyoruz. Bakın dikkatli izleyin. 4 olduğunda ne oluyormuş arkadaşlar? Dış açılar toplamı 360'tan büyük oluyormuş dikkat ederseniz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? En çok kaç tane iç açısı darmış? 3 tane iç açısı dar. Diğer bir işte 3 tane dış açısı geniş oluyor diyoruz. Ne demiş bize burada? İç açıların ölçüleri toplamı, dış açıların ölçüleri toplamın 10 katı olan çokgen kaçkenarlıdır? Ve bu çokgenin köşegen sayısı nedir demiş. Diyelim ki çokgenimizin kenar sayısı n olsun. Tamam. Şimdi iç açılar toplamı neydi? N eksi 2 çarpı 180'di. Evet. Dış açılar toplamı neydi? 360 dereceydi. Söyleyemedim. Bunun 10 katıymış. Bunun 10 katıymış. Onunla çarpıyorum. Hı-hı. Onunla çarptım. Şimdi buradan her iki tarafı 180'e bölersem burada 2 kalacak mı? Evet. N eksi 2 için n eksi 2 eşittir kaç çıktı? 20 çıktı. Buradan ne olacaktır arkadaşlar? N eşittir 22 olacaktır. Demek ki kenar sayımız kaçmış bizim? 22'ymiş. Bana köşegen sayısını sormuş. Köşegen sayısı neydi? N çarpı n eksi 3 bölü 2 idi değil mi? Evet. 22 çarpı 22'den 3 çıkarsa kaç 19. kalır? 19 bölü 2. 2'ye bölersem 11. 11 çarpı 19'dan ne varmış? 209. 11 çarpı 19 209 mu yapar? Eminsin değil mi bak? İşlem hatası yaptırma yok, bana. Yok yok eminim. 9 kere 1 9, 1 kere 1 1 9, 1 9 10 209. Tebrik ediyorum seni. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Aa, değişik bir soru bak. ÖSS sorusu, ÖSYM sorusudur bu. Tamam bakalım. ÖSYM sorularında çıkan bir soru tip arkadaşlar. 3 açısını vermiş bir çokgenin. Bunlar demiş ki 120 derece, 110 derece, 120 derece ve 130 derece demiş. Hı hı. Diğer açılara eşit demiş. Oo, çok enteresan. Kaç tane açı olduğunu bilmiyoruz. Evet, kaç tane? Eşit ve 150 derece demiş diğer açıları. Çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi iç açıların toplamından gitsem kaç kenar sayısını bilmiyorum. Yani sabit bir şey bilmem lazım değil mi? Evet. Yani sabit bir şey bileyim ki bu bilinenleri toplayayım, o sabit şeyi eşitleyeyim değil Biz mi? Bir kenar sayısını belirleyelim. Ama kenar sayısını belirlediğim zaman her şey biter zaten. Şöyle bir şey yapalım mı? Sabit olan neydi çokgenlerde? Çokgenlerde sabit olan bir şey vardı. Şeyin dış açıları mı? Kesinlikle abi. Her zaman dış açılar sabitti. Yok. Neydi? 360 derece değil de mi? Şeyden çıkardı. Biraz sanki daha uzun oluyor. İç açılardan da çıkar bu soru. Şimdi ama kenar sayısını bilmiyorsun. Ya şimdi şöyle n tane kenar da diyorsun ki sen tane anladım. 150'lik açı vardı. Ama neye eşitleyeceksin bunu? Tüm iç açı ya. Tüm iç açılar toplamı kaç derece? N eksi 2 çarpı 180. Tamam, ona da bakalım. O zaman çıkacak ama işlem evet. uzun. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapıyoruz? Bir kendimize sabit nokta bulmamız lazım. Yani bir eşitlik bulmamız lazım. O da nedir? Dış açılar toplamı. Dış açılar toplamı kaç derecede? 360 dereceydi. Şimdi iç açısı 110 derece olan bir çokgenin köşesinin dış açısı kaç derecedir? 70 derece. 70 derece yazalım hemen. Artı dış açı 120 derece ise iç açısı kaç derecedir? Pardon, iç açısı 120 ise dış açısı kaç derecedir? 60. 60 derece, 180'e tamamlıyorum. İç açısı 130 derece ise dış açısı kaç derece olmak zorundadır arkadaşlar? Tabii ki 50 derece olmak zorunda. Evet. Şimdi 3 tanesini aldım. Diyelim ki kenar sayısı n. 3 köşemizin açıları belli. Geriye kaç tane köşe kaldı arkadaşlar? N eksi 3 tane kaldı. Şimdi dış açısı 150 derece ve eşitmiş bütün hepsi. İç açısı 150 derece ise dış açısı kaç derecedir 30 bunun? 30 derece. 30 derece. Ama kaç tane var 30 dereceden? N eksi 3 tane var. Bunların toplamı kaça eşit olacaktı bunlar dış açılar olduğuna göre? 360. 360 derece. Hemen yapalım. 130, 180 değil mi? Karşıya attım eksi olarak geçti. 30 çarpı N eksi 3 eşittir 180. Bunlar gitti. 3'e böldüm. 6. N eksi 3 eşittir 6 ise N eşittir 9. 9 kaç kenarlıymış çok yerimiz arkadaşlar? 9 kenarlıymış diyoruz. Başka bir ÖSYM sorusu. Bakın ne demiş bize? Bir tane çokgen vermiş. Yalnız bu düzgün çokgen değil. Bu normal dış bükey bir çokgen arkadaşlar. Kaç kenarlıymış? 1, 2, şöyle yapalım. 3, 4, değil mi? 5 kenarlı. Şöyle çizelim. 5 kenarlı. Şimdi ben bunun iç açılar toplamını bulabilir miyim üstad? Bulabilirim değil mi? İç açılar toplamını yazalım. 100 derece. 100 derece burası 200. Evet. 130 da burası ne yapar? 330. 330 derece yapar. 330 derece değil mi? Evet. Peki artı diyelim.
Şunlara ne diyelim? A diyelim. Buraya da A diyelim. Buraya B. Buraya da B diyelim değil mi? Tamam. 2A artı 2B eşittir ne olacak? 5 tane kenarı vardı. 5 eksi 2 çarpı 180 iç açılar toplamı değil miydi bunun? Evet. Buradan ne olacak? 3 çarpı 180. Bu da ne yapar? 540 mı yapar? 540. 540 yaptı. Şimdi arkadaşlar 330'u karşıya atıyorum. Eksi olarak geçti. 330, 540 çıkartalım. Kaç kalacak? 210. 0. 210 derece kaldı değil mi? 2A artı 2B eşittir 210 ise her iki tarafı 2'ye bölersem ya da iki parantezini alalım önce değil mi? A artı B eşittir 210. 2'ye böldüğüm zaman A artı B ne çıktı üstad? 105 derece çıktı. Çok güzel. A artı B 105 ise bakın üçgenin iç açılar toplamı neydi? 180 dereceydi. Evet. Bununla bunun toplamı 105 ise alfaya ne kalacaktır? 75 derece kalacaktır diyoruz. Evet.